Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümü ve ikinci Sneak Peek videosuyla karşınızdayım. Bugünkü Sneak Peek videomuzda Penny'nin tamamen yenilendiği versiyonundaki bütün özelliklerini size göstereceğim. Yeni oyun moduna birlikte bakacağız. Ve aynı zamanda ekranda gördüğünüz ve çok beklediğiniz ahtapot Fang çekilişini de bu videoda yapacağız. Şu anda Supercell'in bana sağladığı test hesabı içerisindeyim. O şekilde ahtapot Fang'i falan görebiliyorum arkadaşlar. Ve ahtapot Fang kostümünü yine Supercell bize sağlıyor ve biz de direkt olarak sizlere çekiliş veriyoruz. Bu yüzden Supercell'e çok teşekkürler. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler aşağıdan videoya bir tane like atmak, kanala abone olmak ve yorum kısmına da bir iletişim adresi yazmak. Geçen sefer iletişim adresi yazınca çok net olmamış. Mesela Instagram adresinizi yazabilirsiniz. Örneğin yoruma şunu yazacaksınız. Instagram 2 nokta üst üste işte benimki Onur Bilge YT gibi. Instagram'ınızı yazabilirsiniz. Twitter'ınızı yazabilirsiniz. Discord'unuzu yazabilirsiniz. Ama ne olduğunu yazın. Mesela Instagram 2 nokta üst üste Onur Bilge YT. Yoruma mail adresi ya da bir link yapıştırmayın arkadaşlar. Çünkü YouTube bu yorumları otomatik olarak kaldırıyor. Dediğim gibi Instagram, Twitter, Discord gibi bir şey yazabilirsiniz. Aynı zamanda şu anda iki tane de Onur Bilge YT Twitter adresinde yine Ahtapot Fang çekilişi var. Twitter kullanıyorsanız Onur Bilge YT Twitter adresimi takip edip oradaki çekilişlere de katılabilirsiniz. İlk olarak yenilenen Penny'ye bir bakalım isterseniz. Bu eski Penny şu anda görmüş olduğunuz normal oyunun içerisindeyim arkadaşlar. Penny sadece görsel olarak değil bütün aksesuarları, yıldız güçleri, her şeyiyle yenilendi. Brawl Talk'un içerisinde söyledikleri gibi hatta menzili biraz daha kısa ama artık biraz daha seri atıyor. Tam bir savaş makinesine dönüştürmüşler Penny'yi. Şimdi diğer test hesabında zaten yenilenmiş halini göstereceğim. Ama burada özellikle göstermek istediğim şey ateş topları diye bir tane yıldız gücü vardı ya, hani top atış yaptığı zaman yeri yakıyordu. Artık o standart bir özellik. Yani bu yıldız gücü artık yok ama zaten her top atışı yeri yakıyor. Şimdi eski Penny'ye son bir kez daha bakın arkadaşlar ve isterseniz hemen yenilenen Penny'ye bir göz atalım. Ve işte karşınızda yenilenen Penny. Şöyle bir tur isterseniz etrafında döndürelim arkadaşlar test hesabı içerisinde. Şimdi muhtemelen diğer kostümlerde de değişiklik oldu mu diye merak ediyor olabilirsiniz. Onu da göstereyim, ben merak ettim. Çünkü şunlarda bir değişiklik yok arkadaşlar. İşte tavşan Penny, elf Penny falan gibi şeyler yine aynı. Kaçakçı Penny'de de bir şey yok. Sadece saf altın Penny'de ve saf gümüş Penny'de tabii ki bir güncelleme var. Çünkü normal Penny'nin sadece renk değiştirmiş hali zaten. Yenilenen Penny inanılmaz bir savaş makinesine dönüşmüş. Bir stratejisi var. Onu da göstereceğim size. Gerçekten inanılmaz beğeneceksiniz. Çok çok güçlü olmuş. Yenilenen Penny ve bütün özelliklerine geçmeden önce Yemek Sepeti'ne bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. Yenilenen Yemek Sepeti'nde benim en çok kullandığım filtre özelliğinde inanılmaz bazı kolaylıklar var. Ekranda gördüğünüz yemek, mutfak veya restoran arayı bölümünün yanındaki 3 çizgiye tıklayınca filtre bölümü açılıyor. Filtre bölümünde kendinizi sıralamanızı restoran puanına göre yapabiliyorsunuz, teslimat süresine göre yapabiliyorsunuz. İstediğiniz bütün filtreleri buradan ekleyebiliyorsunuz ama burada aşağıya doğru indiğimiz zaman mutfak filtresi var arkadaşlar. Hani bir şey yemek istiyoruz ama ne yemek istediğimizi, nereden söyleyeceğimizi bilmiyoruz noktası için inanılmaz bir kolaylık. Burada diyelim ki canınız neler istiyor? Çiğ köfte istiyor, döner istiyor, bir de ev yemekleri diyelim. Ve bu şekilde seçip uygulaya bastığınızda sizin lokasyonunuza yakın olan ve bu seçmiş olduğunuz filtrelere uygun bütün restoranları görebiliyorsunuz. Siz de yenilenen yemek sepetiyle hızlı ve pratik bir şekilde sipariş vermek isterseniz açıklama kısmında yemek sepetinin bize özel sağladığı linke tıklayabilir ve saniyeler içerisinde siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi de afiyet olsun diyelim ve hemen videomuza devam edelim. Öncelikle isterseniz buradan yıldız gücüne falan bakalım, sonra oyunun içerisinde biraz anlatacağım arkadaşlar. Şimdi şurada dediğim gibi ateş topları artık bir pasif yetenek, yani artık zaten top atışlarının tamamı yeri yakıyor. O yüzden o yıldız gücü artık sürekli kullandığı bir özellik oldu. Bu çok iyi bir şey. Şu anda yeni durumda da iki tane yıldız gücü var arkadaşlar. Bir tanesinin adı büyük kese ve Penny'nin altın dolu keseleri rakibe isabet ettiğinde %100 daha geniş bir konuya saçılır. Hani Penny ile vuruyoruz ve böyle arkaya doğru bir koni şeklinde açılıyor ya. O iki kat daha geniş bir alana vuruyor. Şimdi göstereceğim zaten, inanılmaz bir yıldız gücü. İkinci yıldız gücünün ismi de ağır top. Penny'nin topu savaş alanına inerken 1000 hasar veriyor ve yakındaki düşmanları geri püskürtüyor. Bunu da göstereceğim ama esas kullanacağımız yıldız gücü birinci yıldız gücü olacak. Aksesuarlarına da bakalım. Birinci aksesuarının ismi tuz fıçısı. Yine bu aksesuar çok çok kullanışlı. Birazdan göstereceğim.
beni düşman mermilerini engelleyen bir tuz fıçısı bırakır. Bu fıçıyı vurarak kendi altın keselerini de patlatabilir. Bakın bu cümle çok önemli. Birazdan anlatacağım. İkinci aksesuarın ismi de güvenilir dürbün. Penny'nin topu menzildeki görünen tüm düşman konumlarını ateş eder diyor. Bu da aslında güzel kullanışlı bir aksesuar. Şimdi öncelikle şu yıldız gücü ve aksesuar kombosunu göstereyim arkadaşlar. Yıldız gücü olarak daha geniş bir alana vurma yıldız gücünü seçiyoruz dediğim gibi. Mesela diyelim ki karşınızda düşmanlar var abi. Şuraya diyelim ki tuz fıçısını bıraktınız. Bakın buraya bıraktıktan sonra bu tuz fıçısı hem sizi koruyor hem de buna vurduğunuz zaman arka tarafa doğru gördüğünüz gibi vuruyor. Hatta bakın şöyle aşağı doğru vuralım. Ne kadar geniş bir alana doğru yayıldığını görebiliyorsunuz yıldız gücünün etkisiyle. Ve gördüğünüz gibi sadece 100 canı gidiyor. Yani 2000 canı olan bir fıçı bırakıyorsunuz. Bakın abi tam şöyle ortaya bırakayım. Tam şuraya bıraktım. 2000 canı var. Ve her vuruşta 100 canı gidiyor. Yani toplam 20 kere vurabiliyorsunuz. Mesela bir rakip geldi etrafınıza. Şu şekilde vura vura kaçarak çok rahat bir şekilde birden çok rakip bile olsa öldürebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu stratejiyle Penny gerçekten inanılmaz bir hale dönüşecek. Bence buradaki kullanılması gereken yıldız gücü ve aksesuar bu combo olabilir. Ama tabii ki diğerleri de güzel, onları da şimdi deneyeceğiz. Topunun boyutu da birazcık arttırıldı arkadaşlar. Yani biraz daha büyük, bunu zaten görmüştük. Bakın ve her vuruşunda artık yeri yakıyor gördüğünüz gibi. Yine top atışları düşeceği yeri de gösteriyor. Mesela bakın şöyle, şu anda burada görünmüyor ama. Dur şöyle aşağıya doğru atalım. Burada daha net görünür. Bakın şimdi topun nereye atacağını gösteriyor. Bak şimdi mesela ilk atışını yapsın. Bak görüyor musun? Orayı gösteriyor ve aynı zamanda yakıyor. Bu gerçekten çok çok güzel bir özellik. Aslında göstermesi çok, yani rakipler için daha kolay kaçması. Ama göstermesi ve aynı zamanda sürekli yeri yakması aslında buna bir buff geldiğini gösteriyor. Ve söylediğim gibi menzili birazcık daha kısa arkadaşlar. Ben bunu kıyasladım. Yani çok çok az kısa. Yine uzun olarak geçiyor menzili ama çok hafif kısalmış. Ama atış hızı bir önceki Penny'ye göre arttırılmış. Bakın şu anda bu serilikte atabiliyorsunuz. Yine temel sağlık puanı biraz arttırıldı arkadaşlar. Oraya da bir buff geldi. Şuraya tuz fıçısını da böyle koyduk arkadaşlar ve bu komboyu yaptık. Şimdi bir de isterseniz bakın mesela şu an yıldız gücünün etkisini görüyoruz. Bakın 5 tarafa birden vuruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı? 3, yok 5 tane yere vuruyor değil mi? Aynen 5 tane altın kesesi çıkıyor arka tarafta ve bayağı geniş bir alana doğru yayılıyor. Şimdi bir de diğer yıldız gücüne bakalım. Şimdi aksesuarı değiştirip güvenilir dürbünü aldım arkadaşlar ve top görünürdeki bütün rakiplere birden saldırı yapacak. Bu da güzel bir aksesuar, kullanılabilir ve burada da büyük keseyi almayalım. Bunu da değiştirip ağır topa çevirelim ve top bir alana düşerken 1000 hasar verip geriye doğru püskürtüyor. Nasılmış hemen bir bakalım. Şuradan hemen bir süper dolduralım. Ondan sonra direkt olarak mesela şu küçük robotların ortasına doğru atacağım arkadaşlar. Geriye doğru da püskürtüyor ya çünkü. Bak şimdi şöyle attım. Bakalım ne olacak? Hoppa! Gördüğünüz gibi hem hasar veriyor hem de geriye doğru püskürtüyor. Bu da güzel aslında. Yani bu da güzel bir yıldız gücü. Bu da kullanılabilir. Yani ikisi de gerçekten çok güzel olmuş. Aksesuarlar da öyle. Şimdi bir normal şuradaki vuruşuna da bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın şu anda vurduğumuz zaman nasıl vurduğunu görelim. Biraz önce 5 tane altın kesesi atıyordu çok geniş bir alana. Şu anda 3 tane atıyor, biraz daha tabii dar bir alana. Yani ekstra 2 tane daha altın kesesi atıyor. Yani vurduktan sonra arka tarafa 2 tane fazladan vuruş yapabiliyorsunuz diğer yıldız gücüyle. Bir de son olarak aksesuarını deneyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra yeni oyun moduna geçeceğiz. Bakın şimdi görünür bütün düşmanlara atış yapıyormuş. Ooo ne yapıyorsun? Abi bu ne? Rahatlatıcı videolar serisi vardır ya, öyle bir şey. Yalnız bir şey söyleyeceğim, ben diğer aksesuar daha iyi olabilir tuz fıçısı dedim ama bence bu aksesuar da çok iyiymiş ya. Abi şuraya bak. Gerçi tabii burada bir sürü robot olduğu için bunların hepsini atıyor. Normalde karşınızda 2 tane 3 tane rakip oluyor en fazla. 3'üne birden atıyor ama yine bu da kullanışlı, çok çok güzel. Hatta bir dakika, tam şöyle ortaya doğru atalım. Bak bütün hepsine birden atsın. Bak 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 bak. Hepsine görünürdeki bütün rakiplerin üstüne atıyor çünkü. Oy patır putur. Vallahi gerçekten bu da çok güzelmiş arkadaşlar. Bu arada test hesabında ismim Kod Onur ya, oradan aklıma geldi. Yeni sezonda da marketten kod bölümüne Onur yazarak yine bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi de avcılara oyun moduna bakacağız. Bu yeni oyun modunda temizlik ve hesaplaşma haritalarını birleştirmişler. Hesaplaşmada bulunan gaz, zıplatıcı, güçlendirici vesaire gibi şeyler tabii ki de bunda yok. Ve yine hesaplaşmadan farklı olarak öldüğümüz zaman tekrar canlanabiliyoruz. Ve 6 rakibi yok ettiğimiz anda da oyunu kazanıyoruz, hemen deneyelim. Evet, oyunumuza başladık arkadaşlar. Oyunumuz içerisinde 6 kişi öldürdüğümüz anda bitiyor. Edgar'ın bu yeni kostümüyle girdim. Eğer 3 dakika içerisinde 6 kişi öldüren çıkmazsa sıralamaya bakılıyor tabii ki.
Tamam, bir kişi aldım. Şuradan şöyle gideyim. Şurayı da alalım. Tamam, 2 güzel. Edgar her zaman iyidir abi. Hayır lan, vurma. Tamam, aldım. Abi botu ölüyordum neredeyse. Alt ki öldürdüğünüz zaman bitiyor. Yani hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Ölseniz de bu arada tekrar canlanıyorsunuz. O da güzel bir şey. Bir dakika, aşağıda galiba. Şöyle gidelim. Şöyle al. Hayır bana değil. Tamam, seni de alabilirim. Tamam, evet. Bir kişi kaldı. Artık alamasak da yapacak bir şey yok. Hayır bana değil. Ya ayı. Gözünü sevdiğim. Al. Tamam. Aldım. Evet, bu şekilde çok hızlı bir şekilde arkadaşlar kupanızı kasabiliyorsunuz ve 10 kupa veriyor. Muhtemelen bu değişmez, gerçekten güzel bir kupa kasma modu. Umuyorum videoyu bilgilendirici ve eğlenceli bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Dediğim gibi ahtapot feng çekilişi bu videoda 4 tane, Twitter'da da 2 tane var. Bu videodaki çekilişe katılmak için like atmayı, abone olmayı ve yorum kısmına da iletişim adresi Instagram, Twitter ya da Discord'unuzu yazmayı unutmayın. Ve Twitter Onur Bilge YT, hemen oraya da gidip takip edip oradaki çekilişe de katılın, 2 tane de orada var. Şu anda katıl butonu üyelerimizi ekranda görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Oyun Gizemleri 2. kanalımda yüklemiş olduğum son videoyu da yine ekranda görebilirsiniz. O kanala da abone değilseniz abone olup oradaki videolara da göz atabilirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar, kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.